Ve mücadelemiz başladı. Siyah eldivenleriyle Mehdi Canati, beyaz eldivenleriyle Ali Gevrek burada. Karşımızda Mehdi hızlı başlamak istiyor, hızlı bitirmek isteyecek maçı. Sol kroşe çok az farkla kaçtı. Mehdi sol direğiyle girmek istedi. Dirseklerini evet. Kullanma çabasında Ali Gevrek köşede boğdu. Ali kendini oradan çıkarmayı başardı. Ancak yine hızlı ve tempolu başlayan bir karşılaşma. Mehdi burada dengesini kaybetti. İlk saniyelerde, ilk dakikada biraz daha tempoyu force eden taraf Mehdi Canati. Güzel bir middle kick. Sol köşeden kaçtı. Dirseklerini kullanmaya çalışıyor. Dizler de geldi clinch'te. Ali Gevrek'in de karşılığı var. Güzel bir dirsek çıkardı Mehdi. Yakın mesafeden. Ali Gevrek'in canını yakacak bir darbe bu. Ufak da olsa bir boy avantajı var Mehdi'nin Ali Gevrek'e karşı. Bu da tabii ki finişlerde özellikle birazcık daha etkili olmasını sağlıyor akrobatik bir deneme ama çok uzaktan geçti. Yani clinch pozisyonlarında şu ana kadar Mehdi'nin daha net bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Ali Gevrek'in de sol şakağında bir açılma var. Dirsekler hedefi bulmuş gibi gözüküyor. Şimdi beyaz köşede doktor kontrolü gelecek. Tabii Muay Thai'nin özellikle en önemli kısımlarından bir tanesi Bayram Yalçın bu dirsekler ve hedefi bulduğu zaman bir açılma belki maçı bitirebiliyor. Yani öyle bir karar da çıkabilir ki eğer yarılmışsa. Tabii ki sağlık ekipleri gereken kontrolü yapacaklar. Her zaman sporcu sağlığı her şeyin ötesinde, her şeyin önemli bizler için. Kesinlikle öyle. Mücadelenin devam etmesini engelleyen bir durum olacak mı? Göreceğiz. Ama sanki devam edecek gibi karşılaşmamız. Ama şimdi Bayram Yalçın şunu söylemekle oldu zaten bir kanama oldu Ali Gevrek'in yani yüzünde başında ve o ilk darbede onu fark ettim ben zaten ilk darbede oldu olan bir olay da inşallah devam edebilir. Ama tabii Mehdi de artık o noktayı hedefleyecek, oraya hedeflemeye devam edecektir. Üstünlük Mehdi Canati'de gibi gözüküyor şu anda. Tabii. Şu anlık üstünlük Mehdi. İlk roundumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Ali Gevrek'in maça devam etmesine bir engel yok. Sol tekmesini güzel kullandı Mehdi Canati. Kombinasyon aparkat kontrası denemesi tekmesini iyi kaldırdı Mehdi. Şimdi bir kez daha yakın mesafe. Dirseğini yine kullanabilecek mi göreceğiz. Bunu biraz engelleme çabasında Ali Gevrek. Çekmemesi konusunda da bu uyarı aldı. Low kick karşılık geldi. Yine clinch'teyiz. Özellikle bu clinch pozisyonlarında Mehdi'nin sağını kullanmasını istemiyor ve kolunu yukarı tutmaya çalışıyor Ali Gevrek. Son bir isabetli yalnız Ali Gevrek de daha etkili isabetler bulmaya başladı ilk roundun bu bölümünde. İkisi de bir anda maçı bitirmek gibi bir durum var. İkisi de olabilecek erken bir nakal bulmak istiyor Mehdi. Aynen. Yine dirseğini kullanmak istedi. Clinch'te bizler geliyor üst üste. Mehdi Canati'den. Ve profesyonel Muay Thai özellikle her darbenin beraberinde nakavt getirme ihtimali var. Şimdi Mehdi'nin de yüzünde bir açılma var. O da kontrolden geçecek. İki sporcuya da daha maçın ilk roundunda bir doktor müdahalesi gerekti. Mehdi'nin kaşında bir açılma var gibi. Yalnız bu maçın devam etmesini engelleyecek bir durum olabilir. Evet. Daha tehlikeli bir noktada evet. Bir açılma var. Şimdi sanki doktor maçı bitirmek istiyor Mehdi. Bitirmek istemiyor diye evet. Yalvarıyor kesinlikle. İtiraz ediyor gibi. Ama maalesef sanki açık biraz daha fazla gibi. Bir de kaş daha tehlikeli. Kanamanın kesinlikle. Durması daha zor. Sporcunun görüşünü engelleme ihtimali var. Tabii ki Mehdi Canati maçı bırakmak istemeyecek ama burada yetki tamamen sağlık ekibinde. Bazen sporcuları böyle durumlarda
kendisinden de korumak gerekebilir. Doğru karar sağlık ekipleri verecektir. Yapma. Mehdi maçın bitmesini istemiyor, dövüşebilirim diyor ama sporcu sağlığı burada önemli ve evet, doktor kararıyla karşılaşma bitecek değerli izleyenler. Yine tempolu, yine hızlı bir ilk round. Talihsiz bir açılma Mehdi'nin sol kaşında ve doktor kararıyla karşılaşmayı Ali Gevrek kazanmış olacak böylece. Tabii maçların hiçbir zaman böyle bitmesini istemeyiz ama sağlık tabii daha çok önemli burada. Sağlığa dikkat etmek lazım şimdi oradaki darbenin. Okan Aman'ın durması çok zor burada. Ya tabii müdahale kaş olmadan bölgesi, bir dikiş olmadan durması çok zor o açılmanın. Bir de kaş bölgesinde olduğu için tabii. Ya Okan'ın sporcunun gözüne gelme ihtimali var, görüşünü engelleme ihtimali var. Ciddi bir risk ve doktorlar bunu gözetmek zorundalar. İşte karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Mehdi'nin evet, itirazları devam ediyor ama Ferman Korkutan da şu anda bakıyorum onun köşesinde biraz daha sporcusunu sakinleştirmeye çalışıyor da. Demekti tabii ki her sporcu gibi devam etmek istiyor maçı ama burada sağlık ekiplerinin kararı kesin. Ve Mehdi Cenati'nin itirazları burada kabul görmeyecek. Biz ringe dönelim Yusuf değerli izleyenler, resmi kararı alacağız. Bu köşe Blue Corner Ali Evet, yine hızlı bir ilk roundun ardından Ali Gevrek kazandı karşılaşmayı. Mehdi devam etmek istiyor tabii ki maça hala ama burada sağlık ekiplerinin kararı son karar. Sporcu sağlığı önemli. İyi de performans gösteriyordu Mehdi Cenati. Ama bugün ödülü kazanan Ali Gevrek oldu. Savcı Göktaş'a güçlü bir alkış. İşte özellikle profesyonel Muay Thai böyle bir spor. Bir isabet, belki bir kaş açılması maçın sonunu getirebiliyor.